Bakalım bu molekülü RS sistemi veya diğer adıyla Cahn-Ingold-Prelog sistemini kullanarak adlandırabilecek miyiz? Öncelikle molekülde kiralite merkezi olup olmadığına bakacağız. Yoksa RS sistemini kullanmamıza gerek bile yok. Standart adlandırma kurallarını kullanıp işimizi halledebiliriz. Bu karbon 3 hidrojene bağlı. Kesinlikle 4 farklı gruba bağlı değil. Aynısı buradaki karbon için de geçerli. Buradaki karbon flora bağlı fakat 2 metil grubuna da bağlı. O zaman bu da kiral veya asimetrik karbon değildir. Buradaki karbon bir hidrojene ve 3 diğer karbona bağlı. Fakat bu karbonların her biri farklı gruplar gibi duruyor. Bu karbon 2 metile ve 1 flora bağlı. Bu karbonsa 2 hidrojene ve 1 broma bağlı. Bu karbonsa 1 metil grubu. O zaman bu kiralite merkezi gibi görünüyor. Bu yalnızca bir metil grubu. 3 hidrojeni var. Yani 4 farklı gruba bağlı değil. Buysa 2 hidrojene bağlı. Ve tabii hidrojenler aynı grup. Yani bu da kiralite merkezi değil. Kısacası burada toplam bir kiralite merkezi var. Yani RS adlandırma sistemini kullanabiliriz. Fakat standart adlandırma kurallarını kullanarak güzel bir başlangıç yapabiliriz. Bunun için en uzun karbon zincirine bakacağız. Bakalım buradan başlarsak ne olur? Hangi taraftan isimlendirmeye başlayacağımızı bilmiyorum. En uzun zinciri tanımlamak istiyorum sadece. Buradan başlayalım. 1, 2, 3. 4 için buraya veya buraya sapabiliriz. Kesinlikle en uzun zincirimizde 4 karbonumuz var. Bu sebeple büt ön ekini kullanacağız. Hatta burası bütan olacak. Çünkü bağların hepsi tekil bağ. Bu iki CH3'ü kullanmamız arasında bir fark yok. İkisi de aynı grup. En uzun zincirin bu veya bu kısmını kullanma kararını vermek için şunu düşünelim. Ana zincirin az sayıda karmaşık gruplardan ziyade mümkün olduğunca çok sayıda basit gruba bağlı olması lazım. En uzun zincirin parçası olarak bu karbonu kullansaydık bu grup ona bağlanırdı. Yani bromometil grubuna ki bu belki de o kadar basit bir grup değil. Eğer bu karbonu en uzun zincirimiz olarak kullanırsak 2 grubumuz olacak. Bir bromo var ayrıca bir metil grubu var. İstediğimiz de zaten bu. En uzun zincire daha fazla basit grubun bağlı olmasını istiyoruz. Şu 4 karbonu en uzun zincirimiz olarak kullanacağız. Numaralandırmaya başlarken kendisine en yakın şekilde bir şeye bağlı olan uçtan başlarız. Ki o da buradaki bromdur. O zaman bu 1 numaralı karbonumuz olacak. Burası 2 numara, 3 numara ve 4 numaralı karbonumuz da burada. Şimdi farklı grupların hangi sıraya göre dizileceklerini hesaplayabiliriz. Bu 1 bromo ve bu da 2 metil. Bu da tek başına hidrojen. 3 numaralı karbonumuzun üzerinde floro var. Aynı zamanda burada bir metil grubumuz var. Yani 3 metil. Adlandırırken alfabetik sırayı kullanıyoruz. Yani bromo önce gelir. O zaman öncelikle 1 bromo yazıyoruz. Alfabetik olarak sırada flor var. 1 bromo 3 floro. 2 metilimiz var. Yani 2,3 dimetil. Hatırlarsanız buradaki di alfabetik sırada sayılmıyordu. Evet, dimetil bütan. Çünkü en uzun zincirimizde 4 karbon var. Evet, burada standart adlandırma kurallarını kullandık. Hala RS sistemine yani Cahn-Ingold-Prelog'a geçmedik. Şimdi onu kullanalım. Bunun kiralite merkezimiz olduğunu zaten söylemiştik. O zaman buna bağlı olan grupları atom numarasına göre sıralayıp Cahn-Ingold-Prelog kurallarını kullanmamız gerekecek. Şimdi bağlı bulunan farklı gruplara bakalım. Bunun 3 karbonu ve 1 hidrojeni olduğunu görüyoruz. Karbon periyodik tabloda hidrojenden daha büyük bir atom numarasına sahip. Atom numarası 6. Hidrojeninki de 1. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Yani hidrojen kesinlikle 4 numara olacaktır. Beyaz kullanalım. Evet, hidrojen 4 numaradır. Şimdi bu karbon gruplarını birbirinden ayırmamız gerekiyor. Bunu da şu şekilde yaparız. Burada beraberlik söz konusuysa yani 3 aynı karbon varsa o zaman bu karbonlara nelerin bağlı olduklarına bakarız ve karbonlara bağlı olan en büyük molekülleri veya atomları kıyaslarız. Ardından sıralamayı yaparız. Yani her iki ya da 3 tarafta da karbon varsa farklılık bulana kadar devam ederiz. Buradaki karbonda bir brom var. Bromun atom numarası 35 ki bu karbonunkinden büyüktür. Bu karbona bağlı bir brom var. Buna ise yalnızca bir hidrojen bağlı. Buna da flor bağlı. Aralarından en büyük olan bu. Bu sondan ikinci diyebiliriz. Çünkü yalnızca hidrojen bağlı. O zaman 3 numara. Buna brom bağlıdır. Yani 1 numara olacak. Flor bağlı olansa 2 numaradır. Burada ikisi de karbon olduğu için beraberlik oldu ve bir sonraki atoma bakmamız gerekti. Ayrıca buna bağlı 3 flor olsaydı bile brom yine galip gelirdi. Çünkü en büyükleri kıyaslıyoruz. Bunu yaptığımıza göre bu molekülü yeniden çizelim. Görselleştirmek biraz daha kolay olur. Kiral karbonumuzu ortaya çizelim. Burada 1 numaralı grubumuz var ve sayfa düzleminde. İşte burada. Burada yine sayfa düzleminde 2 numaralı grubumuz var. Bu şekilde yapayım. Ardından şu anki çizildiği haliyle molekülün arkasında olan 3 numaralı grubumuz var. 4 numaralı grupsa dışa dönük olan hidrojenimiz. Bunu da sarıyla gösterelim. Aslında bunları daha güzel çizebiliriz. 3 ayaklı yapıyla çizsek daha iyi olacak. Arkadaki 3 numaralı grup şöyle olmalı. Son olarak sarı renkli 4 numaralı grubumuz var. Bu da dışa dönük olan hidrojen. Düzlemden belirli bir açıyla dışarı çıkıyor diyebiliriz. Evet, 4 numara bu. RS veya Cahn-Ingold-Prelog sistemine göre 4 numaralı grubun en arkada olmasını istiyoruz. Yani 3 numaralının olduğu yerde olmasını istiyoruz. Bunu en kolay şekilde ters duran bir 3 ayak olarak hayal ederek yapabiliriz. Veya bir şemsiye olarak düşünebilirsiniz. Buranın şemsiyenin tutamağı olduğunu ve burasının da üst kısmı olduğunu hayal edebilirsiniz. Hidrojenden oluşan 4 numaralı grubu 3 numaralı konuma getirmenin en kolay yolu onu döndürmek. 1 numaralı grubun olduğu eksen tarafında bunu döndürdüğümüzü hayal edin. 1 numaralı grup olduğu yerde kalır. 4 numara 3 numaranın yerine geçer. 3 numara ise 2 numaranın yerine geçer. 2 numara ise 4 numaralı grubun olduğu yere geçer. Şimdi kiral karbonumuzu yeniden çizelim. Biraz yana kayalım. Kiral karbonumuz burada. Kiral karbon olduğunu belli etmesi için yanına yıldız koyalım. 4 numaralı grup artık arkada. Yani 3 numaralı grubun eski konumunda. Artık burada. 1 numara değişmedi çünkü o eksenin etrafında döndürdük. 1 burada. 2 numara ise 4 numaranın eski konumunda. Düzlemden dışarı çıkıyor. 3 numara ise 2 numaranın eski yerinde. 3 numara burada. Evet, 4. grubumuzu molekülün arkasına koyduk. 1'den 3'e gitmek için saat yönüne mi yoksa saatin tersi yönüne mi gitmemiz gerektiğini bulmuş olduk. Gayet basit. 1'den 3'e gitmek için saatin tersi yönüne gitmemiz gerekti. Başka şekilde düşünecek olursak sola doğru gidiyoruz. Sola gittiğimize göre buna S diyoruz. Buradaki S, Latince sol demek olan sinister'ın baş harfi. İşlem tamam. RS sistemini kullanarak molekülümüzü adlandırdık. Bu molekül S, sinister 1, bromo 3, floro 2,3, dimetil, bütan.